İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Beyanı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Delegasyonunun Çiçernak Haber Ziyareti Arçak Ulusal Meclisi Başkanı Arçak, Azerbaycan içinde tam anlamıyla buyruk altında kalamaz. Eski Ermeni inançlarının sırrı Hacın Kahramanlık Savaşı'nın 100. yılına adanan müze sergisi Konifa 2021 Avrupa Futbol Kupası'nı ve Batı-Emenistan. Batı-Emenistan'ın kültürüne adanmış Aram Dikran'ın tüm eserleri yeniden yayımlanacak. 1 Mayıs 2021 Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve yurt dışında Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin sembollerini kendi adlarına kullanarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet bayrağını kendi organizasyonlarında gösteren bir grup kuruluş ve bireyin ortaya çıktığını duyurdu. Örneğin, Batı Ermenistan Ermenilerinin Doğu Birliği Savunma Kuvvetleri ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ordusu adlı organizasyon gibi. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi tarafından kurulan ve Armenak Abrahamyan'ın başkanlığındaki Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, bu tür kuruluşların eylemlerinin Batı Ermenistan Devleti'nin ve vatandaşların güvenliğine karşı bir unvan devlet işlevinin gaspı olarak resmen ilan eder. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti, Batı Ermenistan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti adına hareket eden bu tür yasa dışı örgütlerin eylemlerinden sorumlu olmadığını resmen beyan etmektedir. Değerli takipçilerimiz, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Delegasyonu'nun Ermeni halkına karşı uygulanan soykırımın anıtı olan Kırlangı Civası Tisernak Haber'te masum kurbanların anma töreninin tam versiyonunu web sitemiz ve YouTube kanalında bulabilirsiniz. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan Başkanlığındaki heyet, 28 Nisan'da Yerevan'ın Siternakabert Anıtında Masum Kurbanları Anma Töreni'ne çelen koyarak başladı. Etkinliğe Batı Amanistan Cumhuriyeti hükümet ve parlamento temsilcileriyle davetli misafirler katıldı. Batı Cumhuriyeti Başkanı Armenak Abrahamyan bir konuşma yaparak 1894'te başlayan Ermenilere yönelik zulüm ve mahrumiyetten bahsetti ve soykırım eyleminin birçok kişinin söylediği gibi 1915'te değil 1894'te Abdülhamid'in düzenlediği katliam ve sürgünlerle başladığını belirtti. Batı Cumhuriyeti Başbakanı Seda Melikyan da etkinlikte bir konuşmada bulundu. Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Dekanı, tarihçi profesör Edik Minasyan, günün önem ve anlamına ifade eden konuşmasında 2. Artsak Savaşı'nı soykırımın bir devamı olarak nitelendirdi. Ermenilere yönelik soykırımın nedenlerine ve sonrasına değindiği, ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan'da soykırım kelimesini söylediği konuda ne tür çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Artur Tovmasyan, yayınladığı bir mesajda Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Sahidov'un Twitter sayfasındaki yazılarının Azerbaycan makamlarının olağan kışkırtıcı çalışmasının bir devamı olduğunu ifade etti. Mesajda özellikle şöyle deniyor. Sevgili Yurttaşlar! Azərbaycan Demokratiya və İnsan Hüquqları İnstitutu başkanı Əhməd Şahidovun Twitter səhifəsində paylaşdığı yazılar Azərbaycan məqamlarının zırada ki kışkırtıcı davranışın bir davamıdır. 10 kasım 2020 tarixli uğursuz açıqlama Stepanakertin Azərbaycan ordusunun kontrolünə keçdiyi nöqtəsini içirmirdi. Bu gün Artsax xalqının güvənliyinin garantoru Rus barış gücü və Artsax ordusudur. Arçah Azerbaycan içinde asla buyruk altında olamaz. Akit grubu himayesi altında eski dağlık Karabağ Cumhuriyeti sınırları içinde tam bir özgürlüğe kavuşacağımıza inanıyoruz. Akit Minsk grubuna eş başkanlık eden ülkelerin liderleri güvenlik garantisinin yanı sıra Arçah'ın statüsü meselesinin Arçah halkı için acil olduğunun farkındalar. Güvenlik ve net bir statü durumu Bunlardan birinin olmadığında Arçak Elmenilerden boşaltılacaktır. Medeni dünyanın bir parçası olduğumuza dair umut doluyuz. Bağımsız bir devlet olarak sadece bölge ülkeleriyle değil, tüm barışsever ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı işbirliği anlaşmaları imzalamaya hazırız. Barışçıl müzakere sürecinin alternatifi savaştır. Biz onurlu bir barış gündemini öneriyoruz. <laughs> Batı Eministan. Sunulan resimde taşların ve tapınakların yazıtlarını yapımından yüzyıllar sonra Latince, Yunanca ve İbranice harflerinin bazı örneklerini gösteriyoruz. Lazerle kesilmiş taşlarla veya teknolojiyle mükemmel oranda inşa edilen tapınaklar için eski tapınaklardaki Hint, Sanskritçe yazıtlar aceleci veya ilkel görülüyor. Bin yılı aşkın istilalardan işgallerden ve savaşlardan bahsediyoruz. Farklı hükümdar hanedanların binden fazla nesilleri kendi ordularını, yazıcılarını veya zanaatkarlarını kullanarak tarihi kolayca sakladı, değiştirdi veya yeniden yarattılar. Peki gerçek insancıların yazıtları nerede? Firavunlara ait Afro-Aryan Mısırlılar hiyeroglifler kullanıyordu. Ancak bunlar hiçbir zaman başkaları tarafından anlaşılmayacaktı. Benzer şekilde Yedemi, Şinar, Şümer olan Ermenistan'ın erken medeniyetleri çivi yazısı sistemini herhangi alfabetik yazı sisteminden önce yarattılar. Yedi Cennet hakkında hiçbir şey okudun mu? Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. 23 Nisan saat 11'de Norhac'ın şehrinde Kilikya Ermenistan'ındaki Hacın Savaşı'nın 100. yıl dönümüne adanmış yeni bir kalıcı müze sergisi açıldı. Sergi modern müze tasarımıyla yapıldı ve Hacınlıların yaşamı ve kahramanca mücadelesiyle ilgili eşsiz sergilerle tamamlandı. Hacın Kahramanlık Savaşı anıtı alanında yapılan bu sergi, Nor Hacın Belediyesi'nin girişimiyle ve bir grup hayırseverin desteğiyle gerçekleştirildi. Serginin bilimsel projesinin yaratıcısı ve editörü Hayk Demoyan, Tasarımcı ve iç mimarı ise Lusine Matevosyan'dır. Batı Ermenistan, Konifa, Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşecek olan Konifa 2021 Avrupa Futbol Kupası'nın 9 ile 19 Haziran'dan 7 ile 17 Temmuz'a taşındığını doğruladı. Ermeni cesi tagavarak olan koronavirüs bağlamında, Organizasyon Komitesi'nin yönetim kurulu da dahil olmak üzere Konifa yetkilileri ve onaylanmış olan üyeler, Niste olumlu bir diyalog sonrasında aşağıdaki sonuca vardılar. Avrupa Başkanı Alberto Rischio'ya göre erteleme tagavara COVID-19 kısıtlamalarına uyulmak amacıyla takımlara daha fazla zaman ayırmak için yapıldı. Ayrıca birçok Avrupa Ligi şampiyonluğu sahaya dönme sürecinde federasyonlar en iyi oyunculara ulaşılması için yarışmayı ertelemelerini istedi katılımlarını bir yıl süreyle askıya alan Kuzey Kıbrıs'ın çekilmesinden sonra Konifa iki Sicilyaların yarışmaya katılımını teyit edebilir. A grubuna ev sahibi ülke olan Nice Eyaleti ve Sardinya ile aynı gruba dahil edilecekler. Bu da bu yaz Fransız Rivierası'nda bir İtalyan derbisinin beklediği anlamına geliyor. Batı Eministan, Padanya ve Çamerya ile D grubunu oluşturacak. Abhazya, Sapmin ve Şekel B grubunda yarışacak. Konifa 2019'un ev sahibi Arsak, Güney Osetya ve Turnuva'nın yeni takımı Korunvol ile C grubunda mücadele edecek. Aynı zamanda May Kujunun sağladığı çevrim içi interaktif sunumuna renk katmak için, yakında yorumcu bulmak için bir yarışma olacak. AP Aram olarak sevilen Ermeni besteci Aram Tigran'ın eşi Sirvart Melikyan, sanatçının bütün eserlerinin telif ve yayım hakkını yayımlaması için Alman Kürt Kültür Enstitüsü ile sözleşme imzaladı. Sirvart Melikyan bu amaçla Tigran'ın tüm telif ve lisans hakları enstitüye devretti. Sirvart Melikyan ayrıca Enstitü ile birlikte Aram Tigran'ın en büyük gözlemi olan Suriye'de kendi adına bir vakıf kurulması sürecini hayata geçirmek istediklerini söyledi. Enstitüden yapılan açıklamaya göre Aram Tigran'ın tüm eserleri gözden geçirilip yeniden restore edilecek. Ayrıca yazar ve araştırmacı Kakşar Oremar, sanatçının tüm eserlerinin de içinde olduğu geniş bir katalog hazırlayacak ve enstitü bunları yayınlayacak. Aram Dikran 1915'te Ermenilere karşı uygulanan soykırım sırasında Digranakert'te sürülen bir ailenin oğlu olarak 1934'te Suriye'nin Kamışlo ilinde dünyaya geldi. Hayatı boyunca Kürtçe, Ermenice ve Arapça dillerinde şarkılar söyledi. Sanatçı 9 yaşında müzikle ilgilenmeye başladı ve ud çaldı. 1966'dan sonra Ermenistan'ın başkenti Yerevan'a giderek Yerevan Radyosu'nda 18 yıl çalıştı. 1915'ten sonra Atina'ya yerleşti. Ölümünden sonra en büyük vasiyeti memleketi olan Diyarbakır'a gömülmesine izin verilmemişti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gerard adlı koro tarafından seslendirilen Anzink Viryal adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.